Hiç kıskançlığımdan değil, eleştireceğim. Kişinin rengi, karakteri ayrılırken ortaya çıkıyor. Genellikle böyle olaylarda iki şişman olanlar ölüyor. O yüzden katılmazdım herhalde. Konuşmayayım demişken de sosyal medyaya yeni yaptırımlar geliyor. Müklemin yeni şarkısı çıkıyor. Bana haber yaymış olursun. Çat içeri. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hep seni sevecek. Dur. Kapak bu tarafa. Videoya geçmeden önce benim biraz moralim bozuk. Sahte Twitter hesabım banlanmış. Niye? Kimseye de bir zorbalık yapmadım aslında. Yaptın mı acaba? 3, 2, 1. Herkese yeniden merhabalar. Ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Ve bugün yeni bir gündem videosuyla karşınızdayım. Gündem dediysem siyaset yapmayacağım burada. Hele ki bir de dezenformasyon yasası girmiş. Girecek. Anam bunu da yalan haber saymasınlar sonra. Magazin ağırlıklı bir video olacak. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Güzel bir çiğ köfte mukbangla geldim. Eğer hazırsanız başlayalım. İlk magazin haberimizle başlıyoruz. Duygu Özaslan evlenmiş efendim. Fransa'da evlenmiş. Bir şatoda evlenmiş. Kesin yıllardır hayaliydi böyle bir düğün yapmak. Düğün değil gerçi. Seremoni. Düğün deyince çok Alaturka kaldı çünkü yani. Fransa'da şatoda yapılan evliliğe de yani düğün dersen. What? Are you serious? Ayın 15'i büyük günmüş, seremoni başlamış, yani nikah kıyılmış. Ayın 16'sında da barbekü partisi yapılmış. Ya çok güzel bu arada yani. Bunu koymamış şimdi, telefe melife girebilir. Çok tatlı bir davetiye yaptırmış şatonun, pastel renklerde. Çok tatlı yani, kız bundan da linç yedi ama bunu başkası yapsa, ay ne kadar güzel pastel tonlarında falan derdik ama işte Duygu yapınca başlıyoruz hemen. Bir de deyip şimdi başlayacağım, ben de başlayacağım. Davetiyenin altına not düşmüş. Lütfen Mayıs'ın 9'una kadar haber verin. You will be our guest for 3 nights and also have airport transfers. Yani diyor ki 3 gece boyunca bizim misafirimiz olacaksınız ve aynı zamanda havaalanı servisimiz olacak şatoya. Bana bu davetiye gelse ödüm kopardı. Yani ben buna para ödeyecek miyim? Yani 3 gün boyunca bizim misafirimiz olacaksınız derken kalacak yeri biz ayarlıyoruz demiş olabilirler ama hani ücretsiz ödeyeceksiniz diyebilirler. Hani sonuçta Fransa, otel aramakla uğraşmayın. Biz size bulduk ama ödemeyi siz yapıyorsunuz da olabilir. Ama bu tabii benim fakir ve vizyonsuz bakış açım. Bu davetiyenin geldiği insanlar zaten orayı karşılayabilecek insanlar. Hiç kıskançlığımdan değil, eleştireceğim. Niye İngilizce davetiye veriyorsun? İnternette hala plastik kapta, BİM'den alınmış dost sütle yaptığın kek duruyor. Bu görüntülere ulaşabiliyoruz. 91 doğumlu olduğunu, Yozgatlı olduğunu biliyoruz. Seremoni 6.30'da başlıyor falan deyince ne bileyim. Daha, evet valla daha havalı oluyor. Evlilik dedik, bir de boşanma haberiyle devam edelim. Bilal Anca evliliklerini sonlandıracaklarına dair şöyle bir story paylaşmış. Esin ile olan evlilik ilişkimizi karşılıklı olarak anlaşarak bitirmeye karar verdik. Çok iyi iki arkadaş olarak kalmaya devam edeceğiz. Şu anda hala takipleşiyorlar, gittim baktım ama büyük ihtimalle ileride birinin hayatına biri girince sanmıyorum bu arkadaşlığın devam edeceğini. Hayatıma girmiş en önemli insanı kaybetmeyi asla istemem. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Denedik ama düzeltemedik ve birbirimizi her zaman iyi ve güzel hatırlamak için şu an böyle bir karar aldık. Siz sevgili bizi tanıyan insanlara da bu açıklamayı yapma gereği duydum. Umarım ikimizin de bundan sonraki hayatı çok mutlu geçer. Esin, seninle çok güzel şeyler öğrendim. Bana kattığın her şey için çok teşekkürler. Her zaman kalbimde kalacaksın demiş. İşte bu yani. İyiken herkes iyi, evlenirken, nişanlanırken, sevgiliyken herkes iyi. Kişinin rengi, karakteri ayrılırken ortaya çıkıyor. Esin'den de aynı minvalde bir story gelmiş, hemen onu da okuyalım. Her zoru başardık belki ama insan gücünün de yetmediği şeyler var. Her şeyden önce arkadaşlığın baş tacı edildiği evlilik ilişkimizi her iki tarafında mutluluğu için sonlandırmaya karar verdik. Çektikleri videolardan da, fotoğraflardan da, aynı zamanda en iyi arkadaş oldukları da çok belliydi bu arada. Elbette sürecin her detayına sahip olan sizler de bu kararımızı paylaşarak belki bir nebze anlayışınızı bekledik. Bu da olması gereken bir şey. Bütün mutlu günlerini vesaire paylaşıyorsan ayrılırken de bir açıklama yapılmalı bence. Bilal'le olan yüksek enerjili dostluk ilişkimizin sonsuza kadar sürmesini ve onun her zaman yanında olacağımı bilmesini isterim demiş. Ama dediğim gibi bu ileride birinden birinin hayatına biri girince
Biliyorsunuz Disney Plus Türkiye'ye geldi. Yapılan etkinlikte de bazı olaylar oldu. Can Yaman bir grup gazeteci tarafından protesto edilmiş. Aralarında bir şey geçmiş olabilir çünkü gazeteciler bunu yaptıktan sonra da bakın işte. Biz onu çekmedik, o da gitmek zorunda kaldı. Tarzı açıklamalar yapmışlar. Videoyu da yine telif hakkından dolayı paylaşamıyorum ama videoda bayağı şey diyorlar. İndirin kameraları, indirin, çekmeyin diyorlar ve herkes bir anda indiriyor. Can Yaman'da hiçbir şey yokmuş gibi yola devam ediyor. Ama arkasından gazeteciler diyor ki işte nasıl da çekmedik. Ha? Düşünsenize, ay bu da bir PR oyunu olamaz değil mi? Değildir herhalde ama. Atılan bazı tweetler var. Zeynep Farah Abdullah demiş ki ne oluyor ya böyle? Sanki kahveye gelen komşu selam vermedi gibi trip mi atılır? Organize edilmiş bir gece. Bir de arkasından terbiyesizce bağırıyorlar falan. Protestoysa ki neyin protestosu? Sessizce dursunlar, bu daha çok gerçekten mahalledeki elemana ayar verme çabası gibi demiş. Başka biri de şöyle bir tweet atmış. Can Yaman'ı seversiniz sevmezsiniz ona bir şey diyemem. Ancak şu videoda benim gördüğüm kendisine saygısızca bir tutum sergilenmiş. Arkasını dönen kişi kimdir bilmiyorum ama selam veren birine böyle tavır... Ha, yanlışa da yanlış diyelim demiş de. Bir şey diyeceğim. Can Yaman bu gazetecilerden birine bir şey yaptı mı? Yorum atar mısınız? Bence burada benim kaçırdığım bir şey var ya. Çünkü bir grup gazeteci Can Yaman'a bunu niye yapsınlar ki durduk yere? Bir tweet atmış. Her şeyi anlarım da Disney Plus gibi bir platformda TikTokçuların ne işi var? Platformları küçümseye küçümseye ünlü ettiniz. Bahsettiği TikToker Cemre Solmaz platformu en iyi temsil edenlerden. Neyini beğenmiyorsun mesela? Üniversite mi okumadı? Okudu. Ben anlamıyorum ya. İnsanlardan ne bekliyorsunuz? Bir kitlesi var, iyi şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Bir kitleyi etkiliyor. Influencers da tabii ki davet edecek. Keşke ben de davet edeseydim. Netflix'te 4,5 milyon dolar ödülü Squid Game yarışması çekeceğini açıklamış. Hatta siz bu videoyu izlerken bunun başvuruları da açılmış durumda. Global başvurular da alacaklarmış. Bildiğiniz gerçek Squid Game. Yani tabii ki temsili olur. Kimse ölmez de. Ben katılır mıydım? Genellikle böyle olaylarda iki şişman olanlar ölüyor. O yüzden katılmazdım herhalde. Siz katılır mıydınız? Gerçi 4,5 milyon dolar. Sen milyar milyon. 2 milyar, sen bana dedin ben 1,5 milyar para... Instagram'ın da kafayı yemişti. Habire aile kişilerin storylerini en başa çıkarıyor. Başa sarıyor, başa sarıyor, başa sarıyor. Bu durum eğer Instagram'ınızı güncellemediyseniz devam ediyor. Otomatik güncellemeniz açık değilse gidin güncelleyin Instagram'ı. Düzeliyor. Ay bir dakika, gündemde siyasetten bahsetmeyeceğim dedim de. Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Uluslararası alanda Türkçeleştirme çalışmaları kapsamında Türk Hava Yolları'nın uçaklarında yer alan Turkish Airlines ibaresinin Türkiye Hava Yolları olacağını paylaşmıştı. Ama bu açıklamadan sonra görülmüş ki Türk Hava Yolları için marka tescil başvurusunda bulunulmuş. Yani bu isim için, marka ismi için. Ve başvuruyu yapan firma açıklanmamış. Turkish Airlines değilse... Bir de uluslararası alanda tanınan bir marka aslında Turkish Airlines ve marka bilinirliği açısından da ne bileyim. Neyse çok konuşmayayım. Konuşmayayım demişken de sosyal medyaya yeni yaptırımlar geliyor. 40 madde sunulmuş hem sosyal medya için hem de basın için. Bu 40 maddenin 15'i şu anda geçmiş. Yanlış bilgiyi yaymak ciddi bir suç olacak. 3 yıllık bir hapis yatmaktan söz ediliyor. Böyle videolar bir daha çekmemem lazım aslında. Aslında pandemi döneminde çıksaydı bu güzel bir şeydi de. Ya işte aşı karşıtları saçma sapan açıklamalarda bulundular. Yok işte aşı olmayın bilmem ne, maske takmayın, koronaya inanmıyoruz diye saçma sapan şeyler söylendi. Onlar hapis yatsa içimin yağları erirdi. Ama şimdi dezenformasyon dediğiniz şey, yani yalan haber, yanlış haber dediğiniz şey çok geniş. Yani işte ekonomi çok kötü dersiniz. TÜİK'in aldığı rakamlara bakarlar. Yo işte bu oranlar çok da yüksek değil denir. Yalan haber yaymış olursun. Çat içeri. Bir de bunu artık paylaşman da gerekmiyor. Paylaşan birini retweet etmek, belki yorum yapmak, bunlardan da sorumlu hale geleceksiniz bir noktada. Bu tehlikeli aslında. Diyelim ki bir devlet büyüğü bir şey söyledi. Siz de aa devlet büyüğü böyle bir şey demiş dediniz. Retweet ettiniz. Ve o devlet büyüğünün paylaştığı şey yalan haber çıktı. Şimdi o yargılanmıyor. Dokunulmazlığı var. Ama onun dediğini paylaştığın için sen yargılanabilir misin mesela? Soruyorum, düşünüyorum. Beyin fırtınası. Param yok, dava açmayın. Böyle dalga geçtiğimiz zaman da bazıları bana yazıyor influencer işte. Videomu kaldır benden bahsettiğin yerleri yoksa sana dava açarım. Bok açarsın. Bu videonun belli aralıklarla gelmesinin sebebi zor. Gerçekten zor bunlardan konuşmak. Editi basit ama hazırlama süreci zor. Çünkü ben burada diyorum ki ya bu herhalde suç değildir diyorum, bir şeyler konuşuyorum. Yayınlamadan önce avukatıma gönderiyorum. Diyor ki işte bunlar sakıncalı, buraları kes. Yani o güne söz vermişim videoyu, yayınlamam lazım. Ben de ne yapıyorum? Çat diye oraları kesiyorum. Bu sefer de konudan konuya atlıyormuşum gibi oluyor bazen. Özellikle de bu videolarda fark etmişsinizdir, sebebi o. Avukat kes diyor.
Bu çıkması planlanan kanunla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Hep beraber gidelim bari, bir şey olacaksa. Müklümin'in yeni şarkısı çıkıyor. Hatta bugün... Evet, bugün çıkıyor. Valla ben o doğum olayından sonra herhalde dedim bitti. Abi ne olursa olsun birinin can güvenliği o şekilde tehdit edilmemeliydi ya. Klipte mesela bebek gösterecek miydi? Göstermez herhalde yani, başına neler geldi. Büyük ihtimalle bence videoda, yani klibin içindeki diğer o küçük kliplerden bebek olanları atmışlardır. Ama hamile olarak göreceğiz diye düşünüyorum. Eğer izlerseniz bakarsınız haklı mı çıkmışım, haksız mı? Videoyu kapatmadan önce bir de size şans kurabiyesi açayım. Kalbinin aşkla çarpacağı heyecanlı günler geliyor. Ulan kalbim yağ bağladı zaten, nereye çarpıyor? Video buraya kadardı, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tarz videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.